Ben senin acını, öfkeni çok iyi anlıyorum. Ben çocukluğumdan beri aynı acıyı, aynı öfkeyi yaşıyorum teyze. Senin kardeşin benim annemdi. Annem. Ama bunu yapma. Genç bir kızı günah keçesi ilan etme teyze. Bu çok ağır. Bu o genç kız için bile çok ağır. O kızın hiçbir günahı yok. Hiçbir günahı yok benim. Cahit'in, Yarin'in ne kadar günahı yoksa o kızın da günahı yok teyze. O evde kalsın o zaman. Heh. İşte madem acımışlar, almışlar, kalsın o kadının evinde. Ben zaten yakın Yiğit'ciğim. Gözünün önünde olur, elinin üstünde olur hep. Ama olmaz bu evde. Olmaz, olmaz İclal, olmaz. Olmaz, yapamam. Yani ona bu evde istenmiyorsun. O yüzden abinin evinde değil de yan kapıda kalıyorsun diyemem. Ona onu istemediğimi düşünmesine izin veremem. Bak teyze. Sen benim anne yarımsın. Bunu hep söyledim. Ben de, biz de emeğin çok. Hepimizi sen büyüttün. Ama benim sana olan sevgimi, saygımı, inancımı, bağlılığımı, sadakatimi defalarca kez test ettin. Defalarca kez sınadın beni. Anne yarım olduğun için her bir yanlışına gözlerimi kapattım. Şimdi senden ilk kez bir şey rica ediyorum. Bu kez de benim için sen gözlerini kapat. Heh. Yağmur'a bir şans ver. Bak teyze, bunu yeğenin olarak değil, evlat yarın olarak rica ediyorum senden. Söker öyle gidersin ha. İşler son kez söylüyorum, çekil şu kapıdan. Ya çekilmiyorum, Allah Allah, bırakmıyorum la. Sen beni nasıl bırakıp gidiyorsun? Ben gönderir miyim seni, hadi. Teyze. Teyze. Teyze gel konuşalım, gel. İşler, kapıyı aç. Ay ne olur artık, bir şey yap, durdur annemi.